sarıklı olduğunun sebebi kravat takıyor adam. Hoca ya, kürsüye çıkmış kravat takıyor. Yani kürsüye çıkmış yani, resmi memursun, talibesin başka. Şair İslami yaptı. Yani İslami örf ve adetleri gözlere, gözün alışmasına sebebiyet versin. İmamla tartıştığımız konuyu aynı konu. Bak, evlâle. Yasin'e var ya, evlâle. Evlâle. Yani bu alanın şu, boyun bağları demektir. Şu, o da Elmalı diyor ki, boyun bağı şuraya takılır, düğümü, kravatın. Ne demektir diyor, inmez aşağıya. Bu inmez aşağıya, kalır. Enaniyetin simgeselliğidir diyor. Şimdi mektubatta İslam'la Hristiyan'ı kıyas ederken, mukayese ederken Hristiyanlığı, Hristiyanlık diyor, öteki bir kibirlerin, reislerin daha çok sahip çıktığı. Ama diyor, çünkü niye? Ne kadar dindar olursa o kadar kibirlidir. Kibirli olması lazım. Çünkü sen habassın. Çünkü Tanrı'nın görüntüsüsün diyor. Papazlar Tanrı'nın görüntüsüdür. Hristiyan anlayışında. Onun için affediyor da günahını affediyor. Adamın nasıl günahını affediyor? Nasıl affedebiliyor? Diyor ki, affedebilmesi için, dinden de çıkartabilmesi için dine o sokması lazım. Sokan, dine sokan çıkarır da. Ben Müslüman oldum diye La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip olabiliyoruz. Başkasının ihtiyacı var. Ama Hristiyan olurken papaza söylüyorsun. O bölgedeki kiliseye. Heyet toplanıyor. Karar veriyorlar, Hristiyanlığı alıyorlar seni. Ha demek ki senin Hristiyanlığını onaylarlarsa Hristiyan oluyorsun, yoksa olamıyorsun. Ha o zaman seni Hristiyanlığa onaylayabilen makam, merci seni de atabilir. O zaman seni İslamiyet'te kim atabilir? Kim onayladıysa İslamiyet'ini, o da Allah'tır. Şimdi Müslüman ise, Müslüman din değilse, ne kadar dindarsan o kadar mütevazisin. Ne kadar dinden kopuksan o kadar kibirlisin, enaniyetlisin. Hristiyanlıkta bilakistir. Hristiyanlıkta bilakistir. Onun için şair İslamiye örf ve adetler. Neye takıyorsun? Ben de sana soruyorum yani, soruyorlar. Neye takıyorsun? Niye takmayayım? Onun için bana felsefeci diyorlar bazen. Çünkü soruya soruyla cevap veriyorum çoğunlukla da. Veya tersten gidiyorum. Mesela bir şeyi risaleden çözemediğim zaman tersini düşünüyorum. Şimdi sana niye takmayayım? Neyi takıyorsunun cevabı, niye takmayayım? Müslümanlara hitap ediyoruz da kafirlere hitap etmiyoruz. Müslümanın gözü de doysun yani, doysun, dolsun. Hep böyle İslam'ın örf ve adetlerinin yok edildiği bir ortamda nesiller büyüyor. Yani İslam'ı tanıtan, tarif eden ustad, bu sarık demiş, bununla çıkar mahkemede. Bak, bu sarık bununla çıkar diyor. Şimdi bana diyor ki, hocam Cuma'da, Cuma günü kürsüye çıkacağız veya yurt dışında. Diyor ki, kravat taksan niye takacağım kardeşim? Maslahat ne? Ciddi bir maslahat söyle bana. Yok. Allah Allah. Medeni desinler. Ben vahşi miyim? Müslüman desinler olmaz mı? He? Medeni. Ben vahşi miyim dedim. Öyle görüntüm var mı dedim. Yok İstanbul hocam dedi. Tamam. Müslüman desinler olmaz mı? Ah benim kardeşim. Şimdi harika bir ders şimdi inşallah. Tabii ya. Ha. Şeyden dolayı, sarıktan dolayı adam şey yapacaksa Allah selamet versin ona. Ecdadımız bunun uğruna kafalar vermiş. Şair İslamiye var ya, bak bunu mu? Hani ecdat da onun uğruna kafalar dağılmış. Ya, almış tabii onu. Şimdi bak, bir bez parçasıdır deyip geçemiyor başörtüye. Çünkü başörtü bir simgedir.
Bez değildir. Bayrak bir simgedir. Bez, mesela Amerika'nın bayrağını bassanız burada ve yaksam, Amerika der mi ki, ya sizin imalathanenizde olan kumaştı, boya da sizindi, yaktınız, bana ne? Der mi? Demez. Nasıl yakarsın ya benim bayrağımı? Ha, senin bayrağın. Ha, demek ki simgedir, semboldur. Onun için bütün filmlerinde mutlaka bir kilise, mutlaka bir Amerikan bayrağı gösterir. Ya, şimdi, hatta evet, çoğu zaman kiliseden başlatıyorlar filmi. Aynen öyle. Veya kilise çalıyor. Bütün filmlerinde de Avrupa'da çok fazla resmi varmış. Evet. Bunlar kullanıyor, beden dili. Bu tabii, beden dilini kullanıyor ya. Ondan sonra bunu bilerek yapıyorum ben. Çünkü bakın filme girdiği zaman gitmiş o bir kısım filmlerde de San Francisco'nun köprüsünü gösterir. İki katlı, demir yeni. Gördüm yani, bu gözümle de gittim gördüm. Bir bakayım ne yapmış kafiroğlu kafiri. Gitmiş ampullerle süslemiş, hep gece gösterir. Gündüz gösterse hiçbir şey olmadığını görecek. Filmlerde orayı gösteriyor şeylerle. Ampulü sarmış böyle, ampullerle böyle. Ampullerle süslemiş, milleti ampullerle kandırıyor, dünyayı. Demir ya, Galata Köprüsü var ya. O Galata Köprüsü'nü bir de direkt vermiş, üstte bir tane daha olmuş, iki katlı ya. İki katlı bir yer. Ne yapmış? Süslemiş. San Francisco'da. Baktım 6-7 tane gökdelen var, 53 kat, 57 kat. Arka tarafı 3 kat, 2 kat. O şeyin arkası, şehrin. Pislik içinde. Çinlilerin mahallesi var, Tayvanlılar mahallesi var, Türklerin mahallesi var. Böyle gökdelenler, iş merkezleri koymuş. Onları gösterir. Arka taraf, inanın ya 3 kat, 4 kat ya. Gözümle gördüm ya, film demiyorum, ben gördüm. Gittim ya. Sahte tane, sahte ya. Sahte yüzler, sahte tebessümler. Sual. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Halik alem birdir. Alemlerin Rabbi birdir. Halik'i birdir. Ehad'dır, samettir. Samet, her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan sonra, ehad ise bütününün sahibi olan tektir ve o tek olan zatın bütünü de onun emridedir. Bütün emrinde olan farklı farklı bütün her şeyin sahibi olduğundan bir şeyi yaparken her şeyiyle beraber teveccüh ediyor. Anladık mı bunu? Yani tek olan Allah'ın saltanatıdır. Bu saltanatta bir çiçeği yaparken bütün saltanatla beraber yapıyor. Onun için harika ve mucize oluyor. Antika oluyor. Vahidiyet içinde. Evet. Birlik içinde. O sehpamın üstünde bir tane kağıt olacak. İçeri verir misin? Hem her şeyin Halik'i odur. Ehadiyeti zatisiyle beraber doğrudan doğruya her şeyin dizgini onun elindedir. Soru. Teşekkür ederim. Sağ ol. Onun elindedir. Her şeyin anahtarı kabzasında. Her şeyin anahtarı kabzasında. Her şeyin nasiyesini tutuyor. Dizginini tutuyor. Nasıl oluyor diye soracak yani. Bir iş bir işe mani olmuyor. Sorulara bak. Bütün eşyada bütün ahvaliyle bir anda tasarruf edebiliyor. Yani kainatı böyle düşünün. Kainatın bir yerinde tasarruf ederken öteki taraftaki tasarruf mani değil. Bir anda bir şey her yerde ve bir şey yaparken farklı farklı şeyleri de yapıyor. Mesela İspanya'da incir yapılırken Moğolistan'da yapılıyor, Güney Afrika'da da yapılıyor, Rusya'da da yapılıyor bir anda. Bir anda incir yapılırken bu dünyanın her yerinde şeftali de yapılıyor. Yani
bir anda her yerde farklı farklı işler yapabiliyor. Karışmıyor. Soru devam ediyor. Diyor ki, böyle acayip bir hakikat nasıl inanılabilir? Böyle acayip bir hakikata nasıl inanılacak? Soru acayip, bak diyor ki, muşahhas bir tek zat, bir tek zat, nihayetsiz yerlerde, nihayetsiz işleri külfetsiz yapabilir mi? Tek bir zat, muşahhas, şahıslanmış bir şey, bir varlık, nihayetsiz yerlerde, burada mı Allah yapıyor? Bu bizim bilmediğimiz ne kadar alemlerde var. Ama bildiğimiz yedi kat sema. Bizim o bahsettiğimiz galaksiler, samanyolu, daha birinci sema. Daha dünyamız gibi altı tane de dünyalar var. Altı tane de galaksi var. Altı tane de güneş sistemi var. Seba sema var. Yedi. Altı onlar, bir de bizimki. Bizim dünyamızdan hariç altı tane daha dünya var. Bu kadar farklı farklı işleri bir anda, nihayetsiz işleri nasıl külfetsiz, zorluksuz yapabilir? Soru bitti. El cevap, şu suale gayet derin ve ince ve gayet yüksek ve geniş olan bir sırr-ı ehadiyet ve samediyetin beyanı ile cevap verilir. Şu suale gayet derin, ince, gayet yüksek ve geniş olan sırr-ı ehadiyet, ehadiyet sırrıyla ve samedaniyetin beyanı ile cevap verilir. Fikri beşer ise, insan aklı ise, o sıra ancak bir temsil dürbünüyle, mesel rasadıyla bakabilir. Yani insan aklı da, işte bu soruyu dedim ya, ben kendi başıma yapmıyorum bu sorunu, bunları niye tercih ediyorsun diye, bana gelen soruların, sorulara cevap okuyorum. Şimdi o zaman sorulduğuna göre, merak ettiğine göre insan, ki şuna da şu manası var, insan bir şeyi sorabiliyorsa, Allah o sorabilme kabiliyetini verdiğine göre cevabı da vardır. Yani vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Mesela elmayı istiyoruz, kabiliyetimizde, istidadımızda elma vardır. O zaman elma da vardır. Allah elmayı vermek istemeseydi, elma isteğini vermezdi. Madem soru sorabiliyorsun, o zaman cevabı da vardır. Ama insan bunları bir temsil dürbünüyle, dürbün temsildir. Yani temsiller dürbün gibidir. Mesel rasadı ile, yani radar gibidir, bakılabilir. Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatında misil ve misali yok. Cenab-ı Hakk'ın zatında, sıfatında misli ve misali yok. Fakat mesel ve temsil ile bir derece şuunatına bakılabilir. Ne ile? Mesel ve misalle, temsille Allah'ın şuunatına, icraatına bakılabilir. Örnekle. Zaten zatını düşünmeyiniz. Zaten efalini düşününüz. İşte biz de temsilat-ı maddiye ile o sıra işaret edeceğiz. Kaç tane temsil var? İkinci temsil. Bayağı var da ben iki tanesini okuyabilirsek de mutlu. İki tanesini. Zaten ikisi bitiriyor işi. Birinci temsil. Şöyle ki, 16. sözde ispat edildiği gibi, iki nokta üst üste, bir tek zat-ı müşahhas, bir tek şahıslanmış zat, muhtelif aynalar vasıtasıyla külliyet kesbeder. Mesela bu binada, dairede, aynalar olsa parça parça, yapıştırsanız duvara, tavana, yere, her yere, altı tarafına da, altı, üst, yan, son, arka, ön. Peki ben ortada olsam, her tarafta olurum değil mi ayna vasıtasıyla? Bir tek iken her yerdeyim aynı anda. Kırmızı ayna olsa kırmızı gözükürüm. Kırık olsa çatlak gözükürüm. Yani ortada oturan bir insan ayna vasıtasıyla bir anda her yerde mi? Evet. Bir cüz-i hakiki iken şuunat-ı kesireye malik bir külli hükmüne geçer. Yani bir tek şahıs iken çok şahs gibi olabiliyorum. Oldum yani. Aynalar vasıtasıyla. Evet, nasıl cismani şeylere cam ve su gibi maddeler ayna olup cismani bir tek şey, o aynelerde bir külliyet kesbeder. Diyor ki,
cismani şeylere cam ve su gibi ayna olabiliyor. Cismani, maddi yani ben. Ne olmuş? O da cismani, cam. Bak ben cismaniyim. Cisimim yani, maddiyim, nurani değilim. Atomdanım. Camlara ve sular bana ayna olabiliyor. Cam ve su. Ve bir anda her yerde olabiliyorum. Cisimim, o da cisim. Bak dikkat buyurun, kaçırmayalım bunu. Ben cisimim, atomum, kesifim. Nurani değilim. Ayna da kesif. O da atom. Ama bakın iki eşya nasıl farklı oluyor. Öyle de nurani şeylere ve ruhaniyata dahi hava, esir ve alemi misalin bazı mevcudatı ayneler hükmünde ve berk ve hayat suretine birer vasıtayı seyir ve seyahat suretine geçerler ki o nuraniler ve o ruhaniler hayat suretiyle o mele-i nazifede ve o menazili latifede gezerler. Ne dedi şuraya kadar? Dedi ki, nasıl ki ben maddeyim, tamam mı? Ayna da madde. Oturdum salonun ortasında, madde olan aynada bir anda her yerdeyim. Farklı farklı renklerde hem de. Ama bir rengim var. Aynalarım renkli olsa hepsi, her renge göre de girmişim. Tamam. Ha, maddi şeylerin maddi aynaları böyle ise, tamam. Nurani şeyler, bu maddi. Nurani şeyler, mesela güneş yarım nuranidir. Nim nurani. Tam değil. Mesela ruhlar tam nuranidir. Mahluk olarak tam nurani, yoksa halik değil. Ondan sonra ruhlar, akıl, hayal, bunlar tam nurani. Hissiyatlar, duygular, iradeler, bunlar nurani. Nurani şeylere de, nasıl ki ayna bana ayna oldu, nurani şeylere ve ruhaniyata dahi, ruhlara dahi, onların aynası nedir peki? Hava, esir, çalsın. Hava, esir. Esir nedir biliyor musunuz? 12. lemada anlatıyor. Bu atomun yapıldığı malzeme. Ama yapıldı gene bu atomun içindedir. Şöyle anlatayım. Atoma göre ne kadar ufak olduğunu şöyle düşünün. Bir ağaç düşünün. Ağaç. Ağacın içine su girse. Ne kadar böyle su ağaca göre latiftir ki. Ağacın içine su girdi. Gömleğin içine su girer de dökersen. Ağaç atom olsa, esir su olsa gibi içine girmiş. Ha, gene misalimize gelelim. Bu oturduğum zaman aynalar beni gösterdiği gibi ruhanileri de ruhani şeylerin de aynası var. Atomun, maddenin aynası olduğu gibi madde nura göre çok basit. Basitin aynası var da, âlinin aynası yok mu? Ha, o zaman ruhların ve nuranilerin aynası da nedir? Nurani. Havadır. Hı? O da nurani olmaz. Tabii hava, esir, âlem-i misalin bazı mevcudatı. Yani âlem-i misalin bazı mevcudatı şu. Âlem-i misalin alemi misali bir altı olan ne bir misali ve eşyadaki yansımaları. Nedir o? Aynadaki o görüntüye sebebiyet veren alemi misali bazı şeyidir. Mevcudatı yani misalidir. Veya eşyanın melekütiyeti. Eşyanın içi. Şu içeriye girip de pilini kapatır mısın? Kapat. Yo, oradan geç. Şeyi kapat, pilini sök. Zihnimi dağıtıyor. Şimdi bir daha geleyim. Maddede alemi misalin görüntüsü var. Maddede nedir o? Maddenin içi
Melekutiyeti eşya deniliyor. Yani maddenin içi derken şunu kastediyor. Şimdi bir buz düşünün. Kesif. Onu eritelim. Bak, buzu kafana vursa da kırarlar. Kafan kırılır. Erit onu, su olur. Yani melekutiyet. Mülk ve melekutiyet. Bak, mülk buzdur. Su yaptık buzu, gene mülk. Suyu aslına dönüştürdük, H2O. Artık mülk değil. Artık element. Sonra H2O, hidrojen oksijen. Daha aslına git, esir. Daha aslına git, kuvvet. Daha aslına git, maddi hayat. Daha aslına git onun, Nur Muhammedi. Daha aslına git, Esma. Daha aslına git, Cenab-ı Hakk'ın sıfatı olan kudret. Yani eşyanın batını zahirisinden daha mertebeli, daha harika. Zaten bu görüntüler için dışa vuruşudur. O zaman bu mülk dediğimiz buz, su, H2O'dan sonra bitti. Ha, öteki tarafında maddenin yapısında alemi misalin alemleri var. Orada alemi ervah var, alemi berzah var, alemi mana var, alemi uhrevi var. Yani o zaman şu havada, şu zerrelerde, her yerde, her atomun içinde alemi misal var, alemi gayb var, alemi mana var, alemi ervah var, her alem var. Her alem var. Yani şey misali verdim, bakın, maddenin içindeki alemler, mertebeleri say. Bu suyun maddi tarafı, bir de suyun melekutiyet mana tarafları var bunun. İşte mana tarafı nedir? Alemi misal, alemi berza, alemi misal, alemi berza, alemi mana, alemi erba. Her atomda var. Peki, neyse oraya girmeyelim. Demek ki ruhların da aynası hava, esir, alemi misal bazı mevcudatı, yani eşyanın içi, melekutiyet eşya, unutmayın. Melekutiyet eşya demek eşyanın içi, batını, içine geçersen. Aslı desek ne olur? Maddenin aslı demeyelim, aslı kudrettir ya. Yani diyelim ki şu sudan veya bir şunun buradaki görünüşten Allah'ın sıfatına kadar ki mertebe alemleri. Maddi mertebeler, manevi mertebeler. Maddi mertebeleri saydım. Atom, esir, kuvvet, işte maddi hayat, Nur Muhammed dese, manevi de her atomun içinde var. Alemi misal, alemi berza, alemi mana, alemi erva vesaire alemler var. Her atomun içinde var. Ya bu nasıl olur ya böyle bir şey ya, ne diyorsun sen? Her insanın hücresinde, DNA'sında 100.000 kromozom var. 100.000 kromozom var. Her kromozomda işte şu kadar DNA var. DNA'da sen yok musun? Ama zerde bir et parçası değil mi? Hani banyodan çıktıktan sonra elin böyle bazı etler kalkar ya. Veya tırnağını kesip atarsın. Peki sen attığın o eti var ya, hani kalkan etini. Ne kadar DNA'lar attı, ne kadar sen varsın. Her bir hücrede sen var mısın, yok musun? Varsın. Sen her bir hücrede nasıl varsan atomun içinde de alim ana öyle var. He? Güzel bir misal oldu. Doğru. Hücrenin içinde sen nasıl bulunuyorsan, senin mesela dima, beynin, gri kıvrımlar, akıl o değil. Orada akıl tezahür ediyor. Yani orada gözüken akılın içinde ne kadar mana mertebeleri var aklında. Başka örnek vereyim. Bu şehre giriş kablo düşünün, elektrik. Keban barajından giren elektrik. Bir girdi, bu şehrin her yerinde her çeşit aletini bir anda çalıştırıyor. Bir aletin çalışması öteki alete mani değil. Mesela elektrik girdi, torna tezgahının güçlü bir
Makineyi çalıştırıyor. Öteki tarafta da şarj ediyor veya süpürgeyi çalıştırıyor. Elektrik der mi ya, of be ya, torna beni yordu. Allah, bu ne kadar kolay. Elektrik için zorlu kolaylık var mıdır? Elektrik için uzak yakın var mı şehrin girişinde çıkışı? Elektrik için şu aletler, bu alet, farklı farklı işleri bir anda yapması, sıraya koymak var mıdır? Elektriğin simgesi var mı, şekli var mı? Tipi var mı, hacmi var mı, kütlesi var mı? Yenir mi, içilir mi? Bu kablodan çıkıyor, gidiyor elektrik ocağını ısıtıyor ama kablo hala soğuk. Öyle mi? Eğer elektrikten sıcaklık kalsa kablo yanması lazım. Buzdolabı çıkıyor, soğutuyor. Ha, nasıl ki elektriğin içinde yapı itibariyle, kanun itibariyle, yani fıtrat itibariyle şu elektriğin çalıştırdığı makinelerin kanuniyeti elektriğin içinde gömülü olduğu gibi. Elektriğin içinde gömülü olmasaydı o alet çalıştıramazdı. Anladık mı bunu? Elektriğin içinde bütün makinelerin çalışma kanunu gömülü ki o gittiği zaman maddesi çalışıyor makine. Demek ki o makineyi çalıştıracak kanuniyeti elektriğin içinde var. Ama yer tutmuyor. Bakın, şimdi desem ki elektriğin, şu elektriğe, cahil bir adama desem ki bak bu elektriğin içinde torna tezgahı var, hastanenin diyaliz aleti var, bilgisayar var, ampul var, elektrik ocağı var, buzdolabı var. Var da var, ne kadar söz? Der ki ona, hep de hayvan olmuş ya, bu adam kafayı yedi ya. Kim gidip de gördü? Gidip de gören mi var? Gören var mı? Elektriğin içine böyle gören var mı? Görmediğime nasıl inanayım? Der adam. Ve der ve cahilliğini ilan eder. Fişe sökersin, görürsün. He? Ha, görmediğime inanmam diyene tutturursun, gebertir. O zaman der ki, aa varmış. Demek ki aynalar farklı olması yansıyanların da farklılığındandır. Benim aynam farklı, ruhların aynası farklı. Aynalar hükmünde berk ve hayat suretinde birer vasıtayı seyir ve siyahat suretine geçerler ki, yani dolayısıyla bu hava ruhlara, alemi misale, aklı aynadır. Ya nasıldır ya? Başka bir örnek vereyim. Hepinizin bildiği örnek. Biraz zorlandığınız gibi görüyorum sizi de. Hava nasıl aynadır? Şu anda havanın her zerresinde televizyonun resimleri var mı yok mu? Ne oldu yani? Ayna değil mi? Verici istasyon elektriğe benim şeklimi nasıl? Kamerayla çektiler beni. Bak, beni kamerayla çektiler. Onu anlatmadan şu kanuniyetini anlatayım size. Çok merak ettiğim için araştırmıştım. Ezan okunuyor hoca efendi caminin altında mikrofon. Allahu ekber, Allahu ekber. Kablodan ses mi gidiyor minareye? Kablodan ses gidiyor mu? Hayır. Ses elektriksel dalgaya dönüştürülüyor. Sesim elektriğe dönüştürülüyor. Dalga. Bu dalga kablodan elektrik olarak gidiyor. Bu dalgayı elektriğe yüklüyorsun. Bak, unutmayın. Bu sesim, sesime muhatap olan plaka var burada. Plakanın arkasında kömür tozları var. Karbon yani. İnce bir plaka sesime göre bu oynuyor. Tık 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 oynuyor. Bu oynamasıyla arkasında elektriksel böyle dirençler var. Onlara vuruyor. Onlar da vurdukça dalga ortaya çıkıyor. Megahertz gibi. Sonra o elektrik ses dalgası elektriğe yükleniyor. Elektrik de kabloyla minarenin tepesini hoparlöre götürüyor. Tekrar benim bu sesimin ters şekli var orada hoparlörde. Sesi dönüştürüyor ses dalgasını. Ha, bu elektrik ne oldu? Benim sesimin aynası değil mi? Yansıdı da oraya. Ama şekil değiştirdi. Fark etmez. Burada şekil değiştirdi ama burada gene aslına döndü. Arada nakletmek için. Peki bu havada şu anda televizyon dalgası, radyo dalgası, fakslar, cep telefonun faksları, artık kablosuz fakslar var. Cep telefonların dalgası, bir sürü ses titreşimleri yok mu? Yüzlerce, binlerce, milyonlarca radyo dalgası var. Her bir zerrede var mı? Ha, o zaman benim niye şeklim şu anda? Benim şeklim de var.
Kim burada gözükmüşse burada hep yer, her bir zerrede varsın sen. Çünkü eşya dalga yayıyor. Şu eşya her şeyi dalga yayıyor. Dalga yaydığına misal, bir adamı geldiği zaman bakarsın, ulan şuna bakıyor, gözü beni sokacak ya. Nefret edersin bazı adamları görünce. Bazı adamları görünce rahatlarsın. Çok uzatıyorum, biliyorum ama bu mühim ya, nurani bir şeyler izah adına. Şu anda geç kardeş. Televizyon verici istasyonundaki şekilleri, oradaki açık oturumu, görüntüyü dalgaya dönüştürülüyor. Bu dalga elektriğe bindiriliyor. Elektrikle atmosfere yayılıyor. Atmosferin her bir zerresi de aynadır. Nuranidir. Peki nasıl yansıyor o? Çünkü yansıtma yansıdığı yere uygun. Evet. Mesela ben duvarda yansımıyorum. Gözükmüyorum şu anda. Ama aslında gözüküyorum da. Ama ayna koy, karşıma ayna koy, gözüküyorum. Kitap koy, gözükmem. Aslında gözüküyor mu? Ha de ki, gözükmeme uygun. Atmosferde nedir? Aynadır. Ses dalgalarına, süret dalgalarına. Yani arkadaşlar, mantığınızı şuna döndürmeye çalışıyorum. Her bir şey aynadır ama kendi yapısına göre. İç alemi de ayna, dış alemi de ayna. Dolayısıyla ruhlar, nurani şeyler, o vasıta, ayna vasıtasıyla her yerde. Mesela güneş. Güneş. Bir vuruyor. Ama antika tarafı şu, yarım nurani ha. Yarım nurani olan güneş tam değil. Güneşten çıkan, şu güneş kabul et, güneşten çıkan foton, yani tanecik, güneşin bir parçası değil. Sakın ha! Güneşin tamamen yapısının misalidir. Nüminedir. Vurduğu yerde güneşin bütün özelliği var. Isısı var. Işığı var. Yedi rengi var. Ve güneşten de ışık çıkmaz. Isı da çıkmaz. Güneşten foton denilen bir tanecik çıkar. Gözükmez. Atmosfere girmeden sema karanlıktır. Çünkü atom yok orada. Atom olmadığı için o tanecik çarpmıyor ve gözükmüyor. Işık tanesi ne zaman atmosfere ve maddeye girerse o paket sanki bir yere çarpıyormuş gibi içindekini kusuyor. Yani atomla belirleniyor. Atom olunca karşısına ortaya çıkıyor. Yoksa atmosferin dışı sema karanlıktır. Güneşin çevresi karanlıktır. Işık vurmuyor mu? Yok, ışık yok ki. Işık vermiyor güneş. وَاَخْرَجَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ دُهَاهَا ayeti. Onu söylüyor. Daha yeni keşfettiler uzay gidilince. 69'da dediler. Vay be, hakikaten güneşin içerisi karanlık. وَاَخْرَجَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ دُهَاهَا. Şimdi o tanecik gelince, maddeye çarpınca ışık olarak gözüküyor. Isı olarak ortaya çıkıyor. Kabloda sıcaklık var mı? Elektrik kablosunda? Yok. Elektrik ocağına çarpınca ısı gözüküyor. Kabloda soğukluk var mı? Buzdolabında çarpınca soğukluk gözüküyor. Aynı onun gibi. Kabloda ışık var mı? Yok. Ampulde Wolfram telinde ışık olarak gözüküyor. Şimdi nuraniler ve ruhaniler hayal suretiyle o mera-i nazifede ve o menazil latifede gezerler. Hayal, ruhlar, bak ruhlar, hayal, akıl, his, fikir, böyle maddenin içine girerler elektrik gibi. Elektrik, mesela şurası şeydir, demir kabul edin, büyük kalın bir demir. Elektriği ben buraya versem, demirin içinde elektrik olur mu? Olur tabii, hem içinde hem dışında. Peki içine nasıl girdi? Akıl ondan daha nurani. Eşyanın ta içine giriyor. Mesela adam doktoru bakıyor, doktor bey buna mı ağrıyor diyor. Hemen ta akıl nuruyla, aklın nuruyla içine gidiyor. Şu anda şu var diyor. Aklın nuruyla, ferasetiyle. Demek ki bu aynalar vasıtasıyla büyük zatlar da o alemlerde de dolaşıyorlar. Şu atomun içine girince, atomun içine dedim ya mertebeler var. Geylani Hazretleri yerde otururken arş-ı azamı seyrediyor. Çünkü her şey birbirine yansıyor ya. Mesela şurada her taraf ayna olsa burası,
bu duvar oraya, o duvar buraya yansımaz mı? Birbirinin içine girmiş yansıma var. Ama bu maddi yansıma, mesela ben aynada maddi yansıdım. Bunun bir tesiri yok buradaki görüntü. Ama güneş buraya vursa, güneşin ısısı da var, ışığı var. Ne kadar nurani olursa yansıması da aynısını taşıyor. Güneşin, güneşten çıkan tanecik, güneşin parçası değil, zatının özelliğini taşıyorsa, yaratılan güneş böyleyse, yaratan Allah'ı da böyle düşün. Allah desen haşa, misal için söylüyorum güneşe, oradan çıkan tanecik de Esma-i Hüsna, hiçbir belir, hiçbir renk yok, hiçbir şekil yok, vuruyor ağaca, vuruyor, ağacı büyütüyor. Ağacın içinde oluyor, enerji oluyor. Çiçeği vuruyor, insana vuruyor, et oluyor. Meyveyi vuruyor, tat oluyor. Yani Esma nasıl madde oluyor? Ha böyle oluyor. Peki, hakikaten güneş midir ağaç? Evet, gidin yakın odunu, aynı güneş ısısı çıkacak. Güneşin renginde bir laf çıkacak. O da gösteriyor ki oradan gelmiş. 100 kilo odunu yakmışlar ve külünü tartmışlar, bir kilo bile gelmemiş. Peki 99 kilo nereden gelmiş? Bir kısmı sudan, çok az. Bir kısmı bir kilo bile gelmemiş topraktan, çoğusu güneşten. Yaktığın zaman sobanın kenarına çıkan nedir böyle? Çok acayip. Bak güneş boyut değiştirmiş, odun olmuş. Haberimiz yok. Esma da böyle. Sende de var. Mesela Cafer, bazı insan sana geldiği zaman esnafsın ya. Ona bakıyorsun, ona bu adamın suratına bakılmaz ya. Ya bu adam acayip bir meymenetsiz bir şey ya. Dersin değil mi? Bazılarına da of be ne kadar hoş bir adam. Değil mi? Ha, ne yapıyor? Ruh yansıyor. Yansıyor. Bir anda binler yerlere girerler. Şu anda bir verici istasyon. Verici istasyon. Binlerce yere girmiyor. Radyo ve televizyon. Girmiyor. Giriyor. Ve her aynede nurani oldukları ve akisleri onların aynı ve onların hasiyeti malik oldukları için. Ha, ben aynada yansıyınca, aynadaki yansımam aynı değil. Ama nuraniler aynı. Güneş yarım nurani aynı. Verici istasyon, televizyon ve radyodakiler yarım nurani. Ama havanın her zerresinde. Ama maddenin melekütiyeti, maddenin içi. Biraz önce anlattık maddenin içi. Buna melekütiyet deniliyor. Asıl o ayna atom cinsinden olmadığı için ruhlar yansısa aynı ruh orada. Hiç böyle şey gibi... güneşten bu aynaya vurduğu zaman güneşin aynı özelliği var ya, kabiliyetine göre ayna, ısısı, ışığın. Maddenin içi de melekütiyeti çok latiftir. Bu tahtanın yapısı, içi hiç maddeyle alakası yok. Misal verdim, buz, aslı su, aslı H2O, aslı esir, yani kuanta, kuantum, esir. Sonra maddi hayat, Nur-u Muhammedi, Esma-i Hüsna, sıfat olan kudret. Bak maddi, ondan sonra burada tahta gözükürken arka tarafı kudret. Varlık mertebesi. İşte sen bunun mertebesini, mesela maddi hayat mertebesinin şifresini bilirsen ruhunla onun içine dolaşırsın. Ve istediğin gibi kullanırsın. Maddeyi şekillendirirsin. Öyle olacak zaten. Madde nakli. Kur'an'da Süleyman Aleyhisselam'da öyle geçiyor. Saat gibi bir şey olacak. Çantam kaldı şeyde ya, İstanbul'da. Çantanın şifresi var. Benim şifrem var. Çantam burada. Madde nakli. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'da Belkis'in sarayını Yemen'den Şam'a getirirken ilk önce ses duyuldu. Ses nakli. Sonra görüntüler gözüktü. Süret maddi, televizyon. Sonra maddenin kendisi. Aynı anda orada da vardı. Toplanıp birleşme mi oluyor? İşte bakın, dedim ya bu suyu mertebesini anlattım.
O toplanıp birleşme değil. Dağılma yok ki birleşme olsun. Eşyanın batınlarına geçersen, eşyanın o dedim ya mertebesine. Aslına doğru ne kadar gidersen o kadar eşyayı değiştirebilirsin. Eşya değişir. Yani mümkün hale geliyor o zaman. Tabii o zaman bir anda sen buradayken bak evliya nasıl yapıyor? Madde temiz hali olacak işte evliyanın. Şimdi burada oturuyorum ben köyde gittim bir iş yapıyorum. İstanbul'a gittim ders yapıyorum. Yurt dışına gittim namaz kıldırıyorum. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Ruh kafesten çıkıyor. Rüyadaki gibi. Rüyada bir sürü şey yapmıyor musun? Öteki oda rahatsız oluyor. Sen duymuyorsun. Ve o anda rüyada arkadaşını görüyorsun. Rüyada görüyorsun. Onunla konuşuyorsun. Sesini duyuyorsun. Ama kendi horlamanı duymuyorsun. Ne kadar iş yapıyorsun? Bir sürü iş yapıyorsun. Hatta banyoda yapıyorsun. Terden su oluyorsun. Koşuyorsun. Köpek seni kovaladı. Ooo diye. Terden su oldun peki. Bu ceset mi koştu? Hayır. Niye buna fatura çıktı? Bu fatura mı niye çıktı buna? O ki bununla alakası yok. Ha peki burada yatan buna fatura çıkıyor. Demek ki ruh boyut veriyor. Ha bu rüyanın 70 kat ilerisini düşün. 70 kat şu. Şu gölge iyi düşmedi ama şu elimin gölgesi. Bu canlı bu cansız. Arasındaki fark sonsuz. Canlıyla cansız arasında fark olmaz. Sonsuzdur. Birincinin gölgesi sonsuz. Bir de bunun gölgesi düşün. Bir de onun gölgesi. 70 bin gölgeden geçmiş rüya. Aslı cennetteki durum. Yani 70 bine değil de 50 bin, 20 bin, evliya 10 bin, 2 bine geçince maddenin her tarafına tesir ediyor. Her tarafta bulunabiliyor. Her taraf aynadır çünkü. Güneş her tarafta bulunamıyor mu? Yarım nurani. Her yerde ama hiçbir yerde değil. Her şey farklı farklı iş yapıyor. Bir iş yap, bir iş bir işe mani değil. Armut'u yaparken şeftaliyi de yapıyor. Kuzeyde koyunları büyütürken, tüyünü yaparken güneyde de maden ocaklarını geliştiriyor. Güneş bak yarım. Ha yarım nurani olan güneş bir anda her yerde eğer bu ruh da rüyadaki gibi kafesinden sıyrılır. Manen sıyrılabiliyor. Boyut, yani ruhun şifresini çözebilirsen ilimle. Ruhun içine giriyorsun. Sen sene giriyorsun. En ilk önce keşfedilecek kendinsin. Sensin. Ey insan kendini tanı. Camit kaybolma ihtimali var. Keşfedeceksin kendini ilk önce. Çünkü Allah da kendini. Men arafe nefse fakat arafe Rabbi. Kendini tanı. Bu şarttır beni tanıman için diyor. Kendini tanıyan beni tanır. Rabbini tanır. Allah bile beni tanı ilk önce sonra sen kendini tanı demiyor. İlk önce kendini tanı. O tanıma vesilesiyle beni tanıyacaksın. Kendini keşfedince döndün mü ruha? Ruhun sırrını çözdün mü? Bu ruhun sırrını çözünce ruh hakikatinde yaşıyorsun. Ruh seviyesinde artık her şey oluyor. Onun için Bediüzzaman Hazretleri böyle 90 ciddi ezberlemiş ha böyle kitabı. 90 tane. Onların arası neleri de var kafasında. Ha, o zaman bu ruhu çözdün. Şifresine girdin. Şifresine girince bu maddenin aslına girmiştik ya. O zaman o aslın mertebesine doğru girdin. Gittin maddi hayat mertebesini yakaladın. Oho! Merkezden bir müdahale ettin dışarısı hepten değişir. Merkezde müdahale edeceksin. Toprak, çekirdek, ağaç, dal budak verdi. Sen bu ağacı değiştirmeye çalışma, zordur yapamazsın. Çekirdeğine girebiliyor musun? Çekirdeğine gir, en ufak değişiklik burada dev olur. Öyle mi? Burada bir müdahale, DNA'sını boz, burada dal olmaz. Anladın mı? Merkeze müdahale. Merkez, tefera. Bu toprağın üstü. Görüntü, televizyon. Televizyonu kırma kardeşim. Merkeze bağır. Velicistan'ı, burası görüntü. Sen televizyonu kırdın, ötekisi de kırsa gene bitiremezsin ki. Milyar, trilyar tane televizyon olsa o yayına kızmayla televizyonu kızma ile bitiremezsin. Merkezi bitiremedikçe. Merkeze. İşte ruhlar, akıllar, hayaller, hisler, duygular vesaire senin latifelerin cesedin arkasıdır. Bu arkasıyla da nasıl kullanıyorsun bunu? Cesedin arkasını nasıl kullanıyorsun? Duygunu, latifeni, ferasetini, vicdanını?
Aynı o şekilde de maddenin arkasına da bununla girebilirsen işi bitiriyorsun. Nasıl ki bakıyoruz böyle, adamın tipine bakıyoruz, iki kelam ediyoruz ona. Karakteri ne olduğunu, hemen %90 bizim için dershanede olduğumuzda gelen adamın 2-3 konuşsak, bir de tipine baksak, 2-3 kelam alsam onda, olta gibi, benim için %70-80 ayağımdır karakteri, nasıl bir adamdır. Yani onun şeyini, karakter misal, şifresini, ilmini aldığın için, her yer ve her ailede nurani oldukları ve akisleri onların aynı ve onların hasiyetine mağlup oldukları için cismaniyetin aksine olarak her yerde bizzat bulunur gibi hükmederler. Nurani oldukları için, yani ayna koymuştuk ya, her yerde yansıdı adam, odanın içine ayna koymuştuk, farklı farklı renkleri. Adam buraya koyduk, her yerde yansıdı. Yani niye? Bak, aynı bu şekilde de ruhaniler de aynalar vasıtasıyla her aynanın kabiliyetine göre farklı. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam herkese göre farklıydı. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh şemailini anlatıyor, farklı. Hazreti Ali farklı anlatıyor. Hazreti Ömer farklı anlatıyor. Niçin? Çünkü ben bir aynayım. Herkes kendini bende görür diyor. Kendi seviyesine göre seviyesi gözükür. Ben herkes farklı söyler. Yani görüntüm değil de seviyem. Kimisi de olan ne zalim adam. Kimisi olan şöyle adam. Kimisi nurcu der. Kimisi hoca der. Kimisi şöyle der. Herkese göre düşürdüğüm görüntüye göre. Kimisine bağırmışımdır. Ulan bırak ya kardeşim ya. Deli adam. Yani demek ki Hazreti Peygamber de herkese farklı. Çünkü o bir nurdur. Fıtratlar da aynadır. O aynada öyle gözüküyor. Kesif cismanilerin akisleri ve misalleri o cismaniyetin aynı olmadığı gibi hasiyetine dahi malik değil, ölü sayılırlar. Şimdi misal veriyorum, şimdiye kadar anlattığımızı ama geçti biz acele ettik. Misali de bu. Güneş semada, muşahhas, burada dururken, bir taneyken, bir cüz'ü olduğu halde parlak yaşa vasıtasıyla bir küllük müne geçer. Yani dünyanın üzerine, yarım küresine sonsuz trilyarlarca ayna koysan. Güneş bir taneyken her bir aynada güneş bulunur mu? Bulunur. Zemin yüzündeki bütün parlak şeylere, hatta her bir katre suya, cam zerreciklerine birer, aksini birer misali güneşi onların kabiliyetine göre verir. Mesela kabiliyetini görür. Su parlak şeylerde de, parlak eşyada da, suda da, renkli camlar, renkli aynalar, kırık camlar vesaire, her şey kabiliyetine göre güneşe ayna olur. Tamam. Güneşin hararet, bak, güneşin hararet, ziyası, ziyasındaki yedi rengi ve zatının bir nevi misali her bir parlak cisimde bulunur. Yani güneşin, güneşte ne var bunda? Isı var. Nükleer santral. Işık var. Zatında da yedi renk var. Bir de tipi var. Her bir camda da güneşin ısısı var. Ben askerde nöbetçi dağıtıyorum. Ulan bu kadar dikkat ediyorum. Adam baktım ki cephanelikte sigara içiyor. Ulan nasıl yaptı ya? Bu kibriti nasıl götürdü ya? Aklımı dedim ki bak yakaladım. Vukuatımı ver, dedim bak vermeyeceğim bir şart. Bu sigarayı nasıl yaktı? Sigarayı kaçırdın, tamam. Kilbiti kaçırmam mümkün değil. Yokluyorum seni. Cephaneliğe gideni çok hassas bakıyorduk. Silah deposuna. Sen bu sigarayı nasıl yaktın? Bana anlat, tamam. Dedi ki, ben dedi saatimi görüyor musun? Babam, Mika'ymış saatinin camı. Apaktayı çıkarttı. Çukur bir ayna gibi oldu. Ters çevirdi. Yani bu tarafı şey oldu. Saatin içi. Güneşe tuttu aynayı. Sigaraya böyle koydu. Tuttu, hiç sağlamadı, hiç oynatmadı. Isıyı bir yerde topladı çukur aynaya. Bir noktaya gönderdi. Ha, bu kadar büyüklükteki ısıyı bir noktaya vurdu. Ve baktım duman çıkmaya başladı. Çekti, yanıyor. Tamam lan, ama bir daha içme. Ben çünkü bana bir şey öğrettin, tamam.
Ne oldu? Yani güneş bir yerdeyken her parlak şeyde bütün bu güneşin, bir daha söylüyorum, fotonu, taneciği güneşin parçası değil, bütün özelliğinin sıfatını taşıyor. O zaman güneş her yerdedir. Ama hiçbir yerde değildir. Farazan güneşin ilmi, şuuru bulunsaydı. Şimdi güneş yarım duran ya, ruh gibi değil. Allah buna bir ruh koysa. Allah buna bir ruh koysa şimdi. Harareti, kudreti olsa. Nuru, ilmi olsa. Şuur yani. Yedi tane renk, sıfatı olsa. Allah'ın bir zatı sıfatı var, bir subutu sıfatı var. Subutu sıfatı neydi? Sem, basar, kelam, hayat, irade, kudret, ilim. Yedi tane değil mi? Eksik olmadıysa. Yedi tane. İşte güneşin yedi tane rengi de böyle sıfatı olsa güneşin. Ruh koyduk ya. Güneşe bir ruh koysa Allah, ruhlandırsa. Ruhlandıysa aklı da var. O zaman kulağı da var, işitiyor. Şeyi var, duyuyor, görüyor, işitiyor, iradesi var, şuuru var vesaire. Işığı da ilmidir. O zaman ne olur? Her parlak şeyde, her yerdedir. Hepsine ayrı ayrı muamele ediyor, şuuru var. Bir iş bir işe mani değil. Bir şeyi duyarken öteki duymalar ona mani olur mu? Olmaz. Anladık mı? Anladın değil mi? Televizyon vasıtasıyla, televizyonda çok yarım duran, yarım. Her yerde ağzı var, kelam. Bir anda deseler ki 100 sene önce bir adam Ankara'da konuşacak, milyarlarca, trilyarlarca evde konuşmuş olacak. Her evde konuşacak. İnanır mıydı? Her evde konuşmuyor mu? Efendim? Tabii dalga mı geçiyorsun ya sen? Bir adam bir her eve girecek. Deccal diyor hadiste her eve gidip konuşacak diyor. Bozacak evi diyor. Ya Resulullah bir deccal nasıl her eve gidecek? Evet gidecek. Ne yapacak kişi? Kişi kaçar. Mağaraya sığınır. Deccal orada da yakalar. Sonra mağaradan mağaraya hicret eder. Hazreti Ömer nakledi bu hadisi. Deccal diyor mağaradan mağaraya dalga dalga vurur. Ona Lazcanlı desin 1400 sene önce diyor. Dalga dalga vurur tabiri var mı hani? Dalga dalga vurur. Hey. Din de her şey denmiş de. Her zişurlu aynalar vasıtasıyla hatta göz bebeğiyle birer telefon hükmünde muhabere edebilir. Bir şey mani olmaz. Bir muhabere set çekmezdi. Her yerde bulunmakla beraber hiçbir yerde bulunmazdı. Acaba bir zatın, Allah'ın binbir isminden yalnız nur isminin, bak güneşe bak, Allah'ın nihayetsiz binbir ismi, bu kainata bakan binbir ismi, zatı bakımından sonsuz. Binbir isminden bir nur isminin maddi ve cüzi ve camit bir aynesi hükmünde olan güneş. Güneş aynadır. Güneş nasıl ki vurduğu aynalara böyle oluyor ama güneş kendisi de aynadır. Nereye aynadır? Nur ismine. Peki Allah'ın nur ismine küçük, maddi, muşahhas ayna olan güneş böyle olursa Allah'ın nur ismi buna vuruyor. Hadis-i şerifte her gün bir nur, bir damla nur veriliyormuş güneşe. Her gün bir damla nur. Bu güneş oluyor, o nur isminin aynası oluyor bu, ondan sonra bu böyle yapıyor. Bundan öteyi görmüyoruz ya, bu tarafı görüyoruz. Bu da öyle ya, bundan öteyi görmüyoruz ki, odun. Odun ama senin nazarında odun. Ama bunun arkası odun değil ki. Einstein da demiyor mu, E eşittir mc kare, madde donmuş, yoğunlaşmış enerjidir. Madde yoğunlaşmış enerjidir. Donmuş, yoğunlaşmış enerji paketidir. Bunlar enerjidir. Ona delil halk için şöyle denilir. Kardeşim bu odun ama ben sana odun diyorum ama inanma bu alevdir. Olur mu lan neresi alev? Yak bak ne çıkacak. Bunu tartalım. Bir kilo gelir mi bu koca kalası? Belki de fazla değil mi ama? Yakalım. Bakın ne çıkar böyle bir alev çıkar. Kilosu yok.
kilosu olmayanı kilo şeklinde göstermiş Allah. Bu 2 kilo gelse 100 gram çıkmaz külü. Ama yaktığımız zaman alev çıkar, ısı çıkar. Aa, yakmıyor bak. Ama bundan çıkan yakıyor. Odunun içi karanlık. Yaktığın zaman nur çıkıyor. Yani Allah bak, nuru karanlığın içinde, madde olmayan ısıyı maddenin içine nasıl sıkıştırmış? Nasıl bir ilim ve teknoloji kullanmış? Allah nasıl bir teknoloji diyor yani, Allah'ın kainatta kullandığı ilim ve teknoloji daha bulunmamış. Ondandır diyor, ondandır ki bugün birisine misal verdim. Almanya'da birisi aradı cepten. Dedim ki cepten oldu da fazla uzak olma, sana bir şey anlatayım dedim. Bak, beni yönlendirdi bugünkü derse de. Sana desem ki 1 milyon artı 1 milyon artı 1 milyon artı 1 milyon eşittir 0 desem inanır mısın? Kim inanır? Aynı bir örnek gibi. Kainat antikadır, mucizedir, orijinaldir, fevkaladedir. Misli yoktur, misali yoktur. Allah'tan başka yaratılamaz, yapılamaz. Bu sıfatlar var mı yok mu eşyada? Eşittir diyor bu eşya. Bu eşyanın bu sıfatları antikadır, mucizedir, orijinaldir, gariptir. Yapılması için bir Allah lazım. Böyle harika sanat eşittir. Kör, sağır, şuursuz, akılsız, hedefsiz, gayesiz, iradesiz, maksatsız, merhametsiz, şuursuz, sebebe veriyoruz. Neye benzer? Bir artı, bir milyon, bir milyon, bir milyon, artı artı eşittir sıfır. Olur mu ya? Bunların toplamı sıfır olur mu? İlmi iktiza eden sanatı nasıl cehalete verdin? Ölüden diri çıkmış, gübreden meyve yaratılmış, nasıl ölüye veriyorsun? Kainatın bir gayesi, maksadı, hedefi var. Nasıl gayesiz, maksatsız, şuursuz, akılsıza veriyorsun? Öyle değil mi? Sonra ne dedi biliyor musun? Ya biz bunlar niye düşünemiyoruz dedi. Herhalde tabii. Aklım. Nerede bulunuyorsan, Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, insanlar fidana benzer. Nerede dikildiğinizin farkında mısınız? Başka bir hadis. Dininizi nereden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Nereye dikildin? Hangi seslere kulak verdin bu kulağa? Kulak da bir şeydir. Çekirdektir. Kafan bir çekirdektir. Çekirdektir. Bu çekirdeğin etrafında hava, toprak, su, güneş hangisidir? O zaman onu aç verir. Onun için Kur'an'da diyor ki, senin kafan meylem olsun, sen de İsa'yı doğur. İsa'yı doğur. Herkes İsa'yı doğurabilir. Bu sözlerim çekirdektir. Bir şey anlatmak adına söyleyeceğim, bağışlayın. Kulak zarı bozulmadan, kızlık bozulmadan, meylem bozulmadan İsa ile döllenmiş ruhullah. Kim? Cebrail aleyhisselam. Bak, kulağınızın zarı bozulmuyor. Benim kelamım giriyor, zarınızı bozmuyor. Beyin döllüyor. Bu okuduğum dersler, senin okuduğun dersler, duyduğun derslerle çekirdek oluyor. Sonra İsa'yı doğuracağız. Ders yapıyorsun böyle, adam diriliyor. İsa da, İsa aleyhisselam mucizesi neydi? Ölüler diriliyor. Ölü gönüller diriliyor benim kelam dersimle. Aa, İsa'yı doğurdum. İsa'yı doğur sende. Nasıl? İlginç. Sende İsa'yı doğur. İlginç tabii. Bak, hiçbir şey bozulmuyor. Bu da rahim. Meyremin rahimi. İsa olgunlaşıyor. İsa'nın ne sıfatı vardı Kur'an'da? İsa, ölülerin dirilmesi mucizesi noktasına gözükmüş. Ruhullah. Kelimet-i minallah İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam. Adem Safiyullah. İsa ruhullah. Ruhlanma, işte kelam, ruhlanma. Bak, ruhlanma girdi kafaya. Rahlanma, ruhsal lezzet aldın, ferahlanma. Başkasına anlattın veya yaşadın, o da ölü dirildi. Görsü, yani sineler dirildi.
böyle... Bir insan başına bekleniyor diyor. He? O zaman milletin beklediği cesetle İsa'yı boşuna bekliyoruz. Yok, İsa gelecek de. İsa geleceğini söylüyor da. Fakat o gelecek İsa başka, Kur'an'daki İsa başka. Başka varlığın boyutu. Çünkü soruyorum, Kur'an Meryem'den sonra gelmedi mi? Kur'an'da ben Meryem'i ne yapacağım şimdi? Meryem babasız doğurmuş. Benim ne işime yarayacak? Niye Kur'an'da bir mevzudur, bir süredir? Kur'an Meryem'den sonra, öyle mi Mahmud'um? Bu önceydi. Peki bu asırda Meryem olamayacaksan Kur'an niye şey yapmış? Ben merak etmiştim, araştırıyorum. Ya niye Bakara suresi demiş? Ola sen Kur'an'ını alınca hiç kimse Kur'an'ın ikinci suresine Allah dese ki Cenab-ı Hak, Peygamber Kur'an'ın 114 suresi var. Herkes kendi kalemi alsın. Bir sure isim koysun ya. Hiç kimse o Küs suresi koyar mı? Sır suresi koyar mı? Kur'an'ın ikinci suresi Bakara suresi. İnek suresi ya. Peki Meryem koyar mısın? Ona koyarım Asar suresine. Der miyim Meryem? Anladın mı? Yani Allah hakikaten Allah'lık yapıyor. Hakikaten ona yakışır. Ya acayip hakikatleri nasıl formatlıyor, nasıl değiştiriyor? Öyle şifreliyor, öyle acayip yapıyor ki, tamam mı? Bir yakaladın mı bu sırrı, tamam mı? Böyle çorap sokuyor gibi tıkır tıkır gelmeye başlıyor. Bunun şifresi nasıl çözülür? Okursan Risale-i Nur'u. Asrın imamı. Asrın imamını okumasan ölünceye kadar cahil kalacaksın. Yani serene sene. Yani serene sene. Alet ilimde kalacaksın. Arapça. Kulun Allah'a et. Allah evet, kul de ki Allah birdir, tamam mı? En olmuş. Hep öyle kadar. Oysa bir aletti. Anahtar elinde olma ile araba tamir olmuyor. Araba tamir etmedikçe. Kimse de elindeki anahtara para vermiyor. Arabamı tamir etmedikçe sana para yok. Al o anahtarı yap tamir. Alet bilmek sif etmiyor. Araba tamir etmek. İsa'yı doğuracaksın. İsa. Maddi ve cüzi ve camit bir aynesi hükmünde olan güneş böyle teşahhusuyla beraber külli yerlerde külli işleri mazhar olsa o Zat-ı Zülcelal güneş bak ya 70 bin perdeden geçmiş nur isminin bir gölgesi böyle ise ve bu güneş farklı farklı işleri armutu şeftali Sibirya'da İspanya'da Moğolistan'da Güney Afrika'da etleri, koyunların tüylerini vesaire yapıyor. Böyle ise yaratılan o Zat-ı Zülcelal ehadiyet-i zatisiyle beraber nihayetsiz işleri bir anda yapamaz mı? Bu birinci misal ve dersimizi bitirdik. İkinci misal dedik ya keşke okuyabilsek ama ikinci inşallah ikinci misali başka bir zaman, başka bir yerde okuyacağım ben bunu. İkinci misal inanır mısınız şu birinci dersten daha garip. Daha acayip. Sözler 610. 610. 32. sözün ikinci mevkıfı. Ve ahir davagum en ilhamdülillah Rabbil alem. Cenab-ı Hak iştahımızı artırsın. Hakkı hak bilip hakka yapışan kullarından eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. İnsanların akıllarını ve kalplerini risalelerine musahhar yapsın. Cenab-ı Hak İmanımızı ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, şuhud merdivesini nasip eylesin. Amin. Ben beni unuttuğum zaman o beni unutmasın. Amin. Vâhirde vâhumen elhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Tevâsallâhu.